siyaset içerisinde insanlar, siyasiler, siyasi insanlar en iyimser şekilde girdiği, siyasete girdiği mal varlığını korumuş olur. En iyimserini söylüyorum. Onun dışında kaybedersiniz. Siyasete girerken esasen varlıklı bir insan değilseniz, yine bunu zenginleştirmemiş olmanız lazım, fazlalaştırmamış olmanız lazım. Böyle bir durumunuz yoksa siyaset içerisinde insanlar zenginleşemez. Milletvekili maaşıyla falan zenginleşilmez. Kaybedersiniz. Çünkü Türkiye'de siyasetçi dendiği zaman seçmene karşı her türlü fedakarlığı göze almış olan kişidir. Ya bunca yıl bakanlık yaptınız, evet. Yani nasıl oluyor kardeşim, niye sizin bir kenarda paranız yok? Halk sizi o işi yaptığınızdan dolayı bir şekilde kendinize menfaat sağladığınızı sanır. Hatta size bu konuda enayi gözüyle bakanlar vardır. Ya gitmiş de oradan, ondan sonra hiçbir şey yapmadan geldi. Maalesef bizim ülkemizde bu tür görüşler, bu tür yansımalar çok ileri derecededir. İşte onun için Türkiye'de yolsuzluk yapanlar çok fazla yadırganmıyor. Hatta giderek halkın içerisinde bırak canım ya iş yapsın da çalarsa çalsın gibi fevkalade yanlış siyasi faaliyetlerle, siyasi faaliyetlerin içerisinde bulunup üst makamlara, mevkilere gelmiş olan kişilerin kişiliğiyle, anlayışıyla en önemlisi ahlakla, adapla, erdemle bağdaşmayan davranışların normal karşılanması gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Öyle olunca da bir takım insan oraya hevesleniyor. Yani nasıl olsa halk bir şey demiyor, boş ver falan diye hevesleniyor. Sırf bu sebeple siyasete girenler var ama bunların sayısı hiçbir zaman 3'ü 5'i geçmez. Siyaset içerisinde insanlar zengin olmaz. Eğer zengin olmuşsa burada mutlaka ve mutlaka bir hırsızlık tarafı vardır. Bir yerde bir şey olmuştur. Araştırıldığı zaman bu şeye çıkar, ortaya çıkar. Ben size Recep Tayyip Bey'in mal varlığı artışından dolayı yargılandığı davadaki medya intikal eden savunması üzerinden bir şey söyleyeyim. Medya intikal eden savunmasına dedi ki işte çocuğumu sünnet ettirdim. Yani savunması bu. Bu sünnetten gelen hediyeleri bozdurduk. Çocuğumdan borç aldım. Yani bu mal nereden geliyor? Sünnette gelen hediyelerden. Ne kadar bu söz konusu olan borç alma parası? Yanlış aklıma kalmadıysa 2 milyon lira civarındaydı. O gün rakamı yanlış telaffuz etmiş olabilirim ama böyle yüksek bir rakam. Yani 2 diyeyse 1,5, o civarda bir rakam. Bir belediye başkanına 2 milyon liralık hediye gelmişse hediye belediye başkanının değildir. Makama gelmiştir. Siz onu alıp gidemezsiniz. Onda karşılığı ilaki istenir diyorsunuz. Alıp gidemezsiniz, size gelmiş diye. Siz 2 milyon liralık hediye götürdünüz mü de size hediye geldi, 2 milyon liralık hediye geldi. Eğer siz bir ülkede siyaset yapıyorsanız en ince noktasına kadar menfaat sağlama işinde titiz davranacaksınız. Titiz davranmıyorsanız sizi bir yerden mutlaka ve mutlaka yakalarlar. Bir yerinizden tutarlar. Ve onu bir yerden kullanırlar. Siyaset içerisinde, başa dönelim, önemli olan siyaset içerisinde siyasetçi normal şartlarda zengin olmaz, kaybeder. Normal şartlarda kaybeder. Mal varlığında azalma olur. Bir Avrupa'nın ünlü bir markasından bir takım elbise, ayakkabı, kravat, gömlek manşeti, bir büyük gondol, kocaman bir gondol, gümüş, içi çikolata. Ben Türkiye'nin tanınmış bir giyim, çok lüks tanınmış bir giyim firması aracılığıyla geliyor. Özel karar müdürüne dedim ki, şimdi bunları bu getiren kişi gitti mi gitti. Bin arabaya götür o firmaya.
bir makbuz düzenle teşekkür ettiğimi söyle, iade etti. Gitti, iade etti, makbuzunu aldı. Aldım, kasaya koydum hemen makbuzu. Çünkü gönderdiği hediyenin o günkü şartlardaki tutarı 8-10 bin dolar. Böyle hediye olur mu? Yılbaşında hediye gönderecekseniz bir adam, en çok olsa olsa belki bir kravat gönderirsiniz. Belki işte bir kilo şeker yahut çikolata gönderirsiniz. Ama dışındaki gondolu 20-30 bin lira olan bir şeyi çikolata gönderemezsiniz. Gönderirseniz başka bir şeydir o. Hayır. Hayır. Siyasetçi suçlandığı zaman gidip mahkemede aklanmak zorundadır. Siyasetçi cesur olacak. Bir şey yapmadıysa cesur olacak. Bir şey yapmadıysa cesur olmaz. Cesur olmak zorunda. Rahmetli Demirel'in bana söylediği bir söz vardı. İlk bakanlık döneminde bana, Nur'da yatsın, bana söylediği bir söz vardı. Dedi ki, Yaşar, savunamayacağın işi yapma, yaptığın işi savun. Bir bakan savunamayacak bir şey yapmışsa eğer kamuoyu nezdinde, bunu gidip savunmalı. Siz bekliyor musunuz o 4 bakan hakkında yarın bir gün? Tabii bekliyorum. Kriptolu telefon dinlenebilir. Şifresini almışsanız şifresi çözülebilir. Gerekli önlemlerini alır ki dinletmez. Ben onu söylemiyorum. Ben cemaat olarak demiyorum. Siz dinlenebilir mi dediniz? Ben ama ben şöyle söyleyeyim. Bu bir cemaat organizasyonu mudur? Hayır, cemaat organizasyonu diyemem ben ona. Benim dinleyebilir dediğim, yani bu kriptolu telefonun kriptosunu oluşturan şifreleri bilen kim de varsa o dinleyebilir. Onu kastediyor. Benim kastettiğim o. Ben cemaati kastetmiyorum.